tabib oldiga bir bemor kelsa dardini aytadi, maydam og'riyapti deydi. Shu tabib kasal odamni kasalligini sababini topsa 50%ga davolab qo'ydi. 50%ga davolab bo'ldi. Chunki kasali nima ekanligi diagnozni to'g'ri qo'ysa, endi faqat unga shu shablon bor, mana-mana dorini ichasan, so'ng shu bilan yaxshi bo'lib ketasan. Ammo agar mana shu diagnozni to'g'ri qo'ya olmasa, u yo'lini qilib ko'radi, bu yo'lini qilib ko'radi. Xullas, mana shu kasalning sababi, mana shu dardni keltirib chiqarayotgan asosiy omilni topmagunicha bu kasalni davolashlik mushkul bo'ladi. Bizga nima daxli bor? Bizga daxli bor joyi shuki, farzandlarimizning tabiati nimaga aynayotganligini, nimaga biz xohlayotgandaqa emasligini, sababini bilsak, ularning fe'lini, tabiatini aynitayotgan narsani, sababni topadigan bo'lsak, shuni yo'q qilishligimiz bilan bolalarimiz inshaalloh tabiatni anishdan to'xtaydi. Ana shu bolalarning tabiatini, tarbiyasini, fe'lini, atvorini aynitayotgan narsalarni mana sanab chiqyapmiz. O'tgan darsimizda aytdik, 8 soat telefonda ham, televizorda ham, kompyuterda ham hech narsani yaqmasdan yashab ko'rasan deb turib eksperiment o'tkizgan shu g'arb mamlakatlarida 58 ta bola maktab o'quvchilari qatnashgan. Shulardan bor yo'g'i 3 tasigina 8 soat sabr qilgan. Qolganlari sabr qilmagan, yoqib tashlagan. Ota-onasiga bog'liqligidan ko'ra, maktabiga yoki kitobiga bog'liqligidan ko'ra, ulfatlarga bog'liqligidan ko'ra mana shu qo'lidagi jihozlarga, telefonmidi, internetmidi bog'liqligi kuchayib ketgan. Va qayta-qayta aytayapmiz, balog'at yetmagan bolalarga mana shu internetga kiradigan shunga bir ijtimoiy tarmoqlarga kiradigan telefonlarni olib berishdan hushyor bo'laylik. Biz o'zimiz ularni tabiatini aynishiga sabab ish qilyapmiz-da, keyin dotda yuribmiz. Xo'p, keyingi mavzu musiqa va g'inoga berilib ketishlik. Muzikani ko'p eshitishlik. Birodarlar, Qur'on bilan musiqa bitta qalbda joylasha olmaydi. Bir-biriga teskari. Va xususan hozirgi zamondagi musiqa bilan. Biz bu musiqani hammasini harom demaymiz va hammasini halol ham demaymiz. Chunki hozirgi avlod, hozirgi davrdagi yoshlar eshitayotgan musiqalarni qaraydigan bo'lsangiz, aksariyati harom. Albatta unda yarim yalang'och ayollarni suratlari shariatimizda mutlaq man qilingan ko'rinishlar albatta bor. Chunki bu siz biroq eshitmaydi uni. Avvalgilarida bitta likop bilan turganimda aytib qo'ysa, bu yerdagi osoqollar eshitib tushunib qolardi bu narsani. Hozirgilarga albatta ko'zini sehrlab turadigan bir suratlar kerak bo'ladi. Yo Qur'on turadi birodarlar qalbimizda, yo musiqa turadi. Musiqaga ko'p berishlik, g'anoni ko'p eshitishlik insonning qalbida nifoqni keltirib chiqaradi. Ayniqsa bu g'ino, bu musiqa hozir biz aytib o'tgan fahsh bilan to'lib toshgan bo'lsa, shahvatni qo'ziydigan ma'nolar kuylansa, bunday musiqani hech kim halol deb ayta olmaydi. Birodarlar, dinimizda chiroyli ovozga, chiroyli ohangga qarshilik yo'q. Masalan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldiga Abdulloh ibn Zayd roziyallohu anhu, "Ya Rasululloh, tushimda bir odam kelib menga azonni o'rgatdi" dedi. Bilasizlar, mashhur qissa masjid bitganidan keyin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning Masjidun Nabaviyasini qurib bo'lishganidan keyin odamlarni masjidga qanday chaqiramiz degan masala o'rtaga tashlandi. Biri o't o'qiylik dedi, biri qo'ng'iroq chalaylik dedi. Xullas, qo'ng'iroq olib kelinglar dedi payg'ambarimiz. Namoz vaqti bo'lganda qo'ng'iroq chalib chaqiramiz. Shunda sahobalardan Abdulloh ibn Zayd Ansoriy roziyallohu anhu tushida bir odam keldi, azonni o'rgatdi. Rasulullohga kelib mana shu tushni aytib berganida, bu yaxshi narsani ko'ribsiz. Siz o'rgangan narsani Bilolga o'rgating. Huwa anda minka sawtan. Chunki Bilolning ovozi sizkidan balandroq, sizkidan yoqimliroq dedi. Demak, yoqimlik ovozga, yoqimlik insonning qulog'iga yoqadigan ovozni shariatimiz man qilmaydi. Go'zal narsaga shariatimizda to'sqinlik yo'q. Agar boring ana shu g'inosini, musiqasini ham ma'nosi Allohni ulug'lash bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni madh qilish bo'ladigan bo'lsa, pokiza narsaga taqrib qilinsa, bu muboh. Ammo hammasi emas. Hammasi emas. Ammo bu kuy musiqada fahsh kuylansa, avrat deb sanaladigan holatda ayollarning ovozi kuylansa,
ayollarını güzellikleri küylense, Allah'dan uzaklaştıran bolsa, bu musikanı biz halal diyemeyiz. Vallahi yeryüzündeki hemme koşukçılar yığılıp, en zor şu bastakarlar yığılıp, en zor da bir köyde bastalaşsın, bir koşukta bir yazılsın ve icra olsun. En zor hafız açsın yani bunu. En zor aranjör orkestrası bulan. En zor klip aladıganlar olsun. Bu musikadan alınadıgan huzur bulan, Kur'an tılavatı da, Kur'an eşken payda tapıladıgan huzurunu takasla bulmuydu burada. Müslüman adam ki Kur'an özü kifaya kıladı. Nasıl mı? Her yıl yenge karılar çıkadı. Eşsiz, avalgesinden şirin gökşe uğradı. Her bittesine özüne bir hidi var, rengi var, tamı var. Müslüman adam ki Kur'an özü kifaya kıladı. Bandalarda küyülüyken musikasında ne var buradalar? Adamın madıhı. Adamın uluğulaş var. Ayol mıdır? Yoki otası mıdır? Onası mıdır? Ama buradalar, Müslüman adam Kur'an tılavat kılıyken de kim uluğuluydu? Rabbisin uluğuluydu. Müslüman adam da Kur'an tılavat kılıçdaki ibadet. Kur'an tılavat kılıyken de insanın kulağı huzurlanadı. Cesedi huzurlanadı. Kalbi huzurlanadı. Buradalar, şifa degen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'la. Hop. Musikanı hamması hal olmasakken, hamması haranmasakken. Bir adam namaz kılıyken, haramdan uzağa oldu, namazını oku yürüdü, ibadet kekirişti, karasa musikanı bu eşdeyken türleri, bu özü eşdeyken musikanı köpçülüğü haram eken. Avalı da onu terk kılıçdaki kıyım buladı. Bekitti bekitti eşdi yürüdü, bürçe bürçelerde. Telefonunu bürçe bürçeler yıkıp koyadı, bura körüp koymasın da. Avalı ki eşdi yürüdü ki, vakit ötedi de özü haklımı kaladı eşdi. Ne mi sebep oldu? Ne mi özgerdi? Özgergenlerse onu imanı yükseldi. İmanı yükseldi. Bu nasıl öz özüden onu kalbine yok mu kaldı? Buradalar adamlar buladı. Bir gün adı kımiydi. Özü haliydi. Nefsi haliydi lakin kımiydi. Yani bir adam buladı. Günahını kımiydi. Yaman körüp durup kımiydi. Şunerli mi? Haliyem çünkü hoşagen şeriatımızda mankılıyken muzikage tort yaptı mı köyünüz? Hali iman yeterli derecede yükselmedi. Bunu tezrağa yok kılıçlayıp ayge şunu gerek.